Kamuoyu algısını biçimlendiren en önemli mecralardan biri de internet. Her gün milyonlarca haber, fotoğraf ve video paylaşıma sokuluyor. Doğru olanlar kadar yanlış bilgiler de hızla yayılıyor. Bunun çözümü elbette internet kullanmamak değil, teyitli bilgileri paylaşmak. Yolda yürürken duyduğunuz X bir haberi bir fısıltı gazetesiyle çevrenizdeki 100 kişiye bağırmıyorsunuz. Önce bunun gerçek olup olmadığını belki kafanızda tartıp ya da birkaç arkadaşınıza soruyorsunuz. Yani sanal dünyanın artık gerçek dünyadan çok farkı kalmadı. Manipüle amaçlı yayılan fotoğraf, bilgi ilk nereden çıkmışa kadar inebiliyoruz. Dünyanın dört bir yanından uzmanların kaleme aldığı Veri Doğrulama El Kitabı Türkçe'ye çevrildi. Burada herkesin erişebileceği çok sayıda doğrulama aracı anlatılıyor. Fotoğraflar için en kolay yol arama motorlarına o fotoğrafı sürükleyip bırakmak. Google arama motoruna mesela bunu bıraktığımızda o fotoğrafın daha önce nerelerde yayınlandığı zaten ortaya çıkıyor. Fotoğraf ya da video, ikisi de fark etmez. Arkasında neler var? Tarihle yer doğru mu? Mesela kış günüyse işte o bölgede aslında arkada yaza dair çiçekler var falan. Hani buralardan doğrulamak mümkün. Google'dan birkaç farklı kaynaktan, yani farklı bakış açıları olduğunu düşündüğünüz kaynaktan bunu teyit etmek. Sonrasında da belki de paylaşmamayı tercih etmek ya da teyit ettikten sonra da teyit ettiğiniz kaynakları da belirterek paylaşmak ki ulaştığınız kişiye ekstra bir teyit alanı da bırakmış olmak. Kitaba bir doğrulama sitesi olan teyit.org'dan form doldurularak ulaşılabiliyor. Ayrıca internet üzerinden de ücretsiz okunabiliyor.